Herkese merhabalar arkadaşlar. Bomba gibi oyunların duyurularıyla karşınızdayız bugün. Slytherin firmasının dün yaptığı lansmanda önümüzdeki sene bizlerle buluşacak olan genişleme paketleri ve oyunlar tanıtıldı. Şüphesiz ki bunlardan en hype uyandıranı, daha önceden duyurusunu yaptıkları 2023'ün en beklenen oyunlarından Broken Arrow'du. Bazı oyun içi görseller canlı yayınlarında olduğu için kalitesi düşük kaldı. Dolayısıyla hepsini koymadım. Bunların içinde 7 ay önce ilk duyurusunu almış, grand strateji oyunu olarak çıkacak Field of Glory Kingdoms da mevcut. Sabitlenmiş yorumdan canlı yayının tamamına erişebilirsiniz. Lafı çok uzatmayalım ve fragmanlarla beraber gelecek oyunlara bakalım. Öncelikle ilk müjde Warhammer 40K Gladius üzerinden geliyor. Adepta Sororitas çok güzel bir fragman ile çıkışını gerçekleştirdi. Warhammer evreninde geçen ve Civilization stili tur bazlı oynanışa sahip oyun, bu paketle beraber İmparator'un kızlarına kavuştu. The Adeptus Sororitas are the guardians of that faith. These people were our people. And when the world was lost, when the cities fell, we defended them from the Xenos, the heretics. But soon we stood against the dark, alone. Others would have lost hope, but not the Adeptus Sororitas. And finally, our faith was rewarded with the blessed Celestine at our head. We will save these people for the God Emperor. İkinci müjdemiz Starship Troopers'dan geliyor. Bu sene çıkışını yapmış ve çok keyifli bir senaryo oynanışı sunmuş olan Starship Troopers Terran Command ilk DLC'sini duyurdu. Lavlar içerisinde yeni bir savaş sahnesine atılıyor olacağız. Bir sonraki müjdemiz ise tur bazlı olarak gelecek. Yeni bir strateji oyunu olan Headquarters World War II. Oyunda tanklar, özelleşmiş piyadeler ve kahramanlar bulunacak. Normandiya'da geçen oyunda 3 farklı senaryo seçeneği mevcut olacak. Ayrıca oyun çok tatlı bir multiplayer desteğine sahip. Heyecanla bekliyoruz. Sırada çok enteresan bir fragmanla önümüze gelen Ancient Arenas Chariots var. Eski arenalarda at arabaları üzerinden menajerlik yapacağımız ve yarışlara katılacağımız bu oyun sanırım türünün ilk örneği olabilir. Bilim kurgu sevenleri de unutmuş değiller. Distant Worlds'ün ikinci oyunu duyuruldu. Oynanış videosuyla beraber güzel bir fragman ile sizlerle. To the new galaxy we had created for you. An immersive environment to let you test your skills and make you feel at home in space. As with all things, we know that there is a long way to perfection, and we have been working every day to make the journey to the stars easier and smoother for you all. Since the beginning of this journey on our shared exploration ship, we have made significant progress. The crew has increased, and you now have more forces at your disposal.
The stability of our ship is much better, and we've expanded graphical compatibility and also improved performance across the board. We've improved the flight controls by making the artificial intelligence more intelligent and polished some of the quirks in the user interface. We've also made it easier for you to manage your people by making sure your colony ships and passenger ships find their best possible destinations. Finally, there are also major fixes and upgrades to better support you in several other important areas, including exploration, research, diplomacy, and space combat with your fleets, ships, and fighters. Be advised, the galaxy will continue to expand and host new races and factions. It will be your choice whether to become their ally or to fight them. Space is in constant flux. Prepare for new encounters as we are busy at work making distant worlds a bigger, better experience for all of you. Ve 2023'ün en beklenen oyunlarından biri olan Broken Arrow. Duyurusunu yaptıkları fragmanla başlayalım. Dün yapılan lansmanda Broken Arrow ABD Denizci Birliklerinin lansmanı yapıldı. İlk kez oynanış videosu da yine dün yayınlandı. Oyun World in Conflict ve Wargame ruhunu yansıtıyor. Yıkılma parçalanma efektleri, şehre yaptığınız yıkımlar, hava ve kara savaşları üzerinden şahane bir atmosfer sunuyor.
Fragmanlardan derlediklerimiz bu kadar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.